Merhabalar Triton TV'ye hoş geldiniz. Kenan'la birlikte Sky Factory oynuyoruz. Bu 10. bölümümüz arkadaşlar. Yavaş yavaş otomasyonlara başladık. İlerlemeye devam ediyoruz. Değil mi Kenancığım? Evet abi, oyunumuz ilk başlara bakıldığında tek bir ağacın üstünden başlayıp ilerledik ve şu an için gayet iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Tabii oyunu da ben biraz hani yandan yeni yeni öğreniyorum. Ama bence güzel gidiyor her şey. Onun dışında ben biraz izleyicilerimizden az konuştuğuma dair yorumlar aldım. Gündelik hayatta daha çok konuşan, daha enerjik bir insan olduğumu söylediler. Bu arada o yorumları yazan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hangi yorumları Kenan? Arkadaşlar, videoların altına yorum yazarsanız Kenancığım da ona göre hareket edecek. Ha Ya Kenan? evet. Ya ben aslında hani böyle yorumlar gelebilir diye düşündüm. O yüzden böyle bir açıklama yaptım ama gerçekten abi şöyle bir bakıldığında normale göre biraz daha az konuştuğumu ben de fark ediyorum. O yüzden bilemiyorum yani şöyle bir rekor denemesi yapmayı düşünüyorum. Acaba oyun boyunca konuşabilecek miyim diye Evet böyle. Kenancığım, biz Kenan'la birlikte elediğimiz materyalleri dust haline getirdik. Kenan sağ olsun çok uğraştı. Bunlardan da biraz kodlar yaptık. Şimdi Kenancığım, hatırlıyorsan bir önceki bölümde Alloy Smelter yapıyorduk. Evet Hem abi. ben kaldığımız yerden devam ediyorum. Öncelikle bizim bir gold nugget'a ihtiyacımız vardı. Şu şekilde gold nugget'ları koyacağız. Buraya bir tane copper koyduğumuz zaman bize bir tane basic kapasitör yapıyor. Bu basic kapasitörümüzden bir tane machine şasi yapacağız. Bunlar da iron barlarımızı koyuyoruz. Görüyor musun şu anda yaptığımı? Yanına geliyorum abi şu anda. Tamam. Bir tane de machine şasi yapmış oluyoruz. Aldım abi bunu da. Yancım 3 tane fırınımızı koyduk. Bir tane kazanımızı koyduk. Etrafına da iron'ları koyduğumuzda bir alloy smelter'ımız hazır olmuş oluyor. Şimdi Kenancım, bu farklı farklı materyalleri bir arada eritmeye yarıyor. Evet Yani abi. farklı farklı alaşımlar yapmamıza yarayacak bir alet. Endria modunda. Ve bu aletleri taşımak için abi ben bir tane bize şey yapıyorum. Aslında ne deniyor artık buna? Titanyumdan falan Kurbağacık. yapmamız gerekiyor galiba. Kurbağacık yapıyorum. Bir tane kendime yaptım. Bir tane de sana yaptım. Alabilirsin abi. Alıyorum abi. Aldım. Abi bu arada ben bir şey soracağım. Elementleri çeviriyordum. Bana bir tane lead or gravel oldu. Tamamdır Taşla abi. Lete birleşsin. şu anda ihtiyacımız yok. Tamam. Şimdi gelirsen abi. Yaptığımız kurbağacıklarla Abi neredesin bu arada? üst Üst kata mı kattayım çıktın? abi. Aynen. Abi oyun çok genişledi ya gerçekten. Gel bakalım Kenancığım. Şöyle shift click yaparak hop hop bunları sökebiliyorum. Vay be. Daha bizim Alloy Smelter'ı ateşlememiz lazım. Alloy Smelter RF enerjisiyle çalışıyor. Abi şimdilik şuraya koydum. Buna da bir tane dinamo bağlıyorum. Yan tarafına. Evet. Buna da şöyle benim kovam. Biraz enerji pompalayayım. Hemen çalışmaya başladı. Yandan bakınca şeye benziyor abi bu. Eski fotoğraf makineleri var ya çarşaflı. Şöyle. Bakalım içine enerji dolmaya başladı Kenan. Şimdi abi dediğim gibi kablolar yapacağız. Bu kablolarla otomasyonları sağlayacağız. Öncelikle abi 3 çeşit kablo var. Buradan hemen göstereyim. Bizim kullanacağımız Endria kablolarından. Abi öncelikle enerjiyi nakledeceğimiz bir kabloya ihtiyacımız var. Bu da enerji conduit. Gördüğüm gibi. Bir tane sıvıları nakledeceğimiz kabloya ihtiyaç var. Fluid conduit. Bu da bu şekilde yapılıyor. Ve bir tane de materyalleri nakledeceğimiz kabloya ihtiyacımız var. Bu da item conduit. Tamam. Tamamdır abi. Abi öncelikle bizim conduit binder'a ihtiyacımız var. Conduit binder yapmak için de böyle bir tarif var. Gravel, sand ve clay'e ihtiyaç. Ortalık bayağı. Abi buraya da bir crafting table yapmak lazım yalnız. İnç. Yoruldu. Evet abi yorulduk, acıkıyoruz çünkü fazla besinimiz de yok. Kenancığım aslında Minecraft'ta. bir ona da bir çare bulacağız. İlerleyen zamanlarda şu anda elmalarımız var. Canavar etlerimiz var. İyi abi o da iyi. Hani Kesinlikle. yiyecek bir şeyler olsun da. Burada biraz gravel'ımız vardı. Bakayım. Evet. Gravel'ları aldım. Şimdi gel abi. Crafting table'ımıza. Geldim abi. Gravel'ları şu şekilde yukarı yerleştiriyoruz.
Sende ihtiyacımız var. Hop, sentleri koydum. Ortaya da Clay'i koydum. Bize bir tanesinden 8 tane veriyor. Toplamda bir stack ve 16 tane verdi. Bunları da hemen fırında pişireceğiz. Abi. Hatta şöyle parçalayıp koyayım ki hızlı pişsin. Buraya atalım. Buraya atalım. Hatta şuradan biraz materyal çalayım bunda varsa. Abi valla tam şey değilim ama böyle bir oyunun gidişatına bakınca yani Minecraft oyuncularının böyle KPSS ile falan seçilmesi lazım bence. Yani bu ya bu gidişat pek şey değil yani. Abi öncelikle enerji kablosu yapmak için, tamam mı? Aha. Conductive iron denilen bir materyale ihtiyacımız var. Evet. Bunun için de abi şöyle 6 tane redstone alıyorum. 6 tane Aslında de iron aldım. Bir sen abi. Hoppa. Bunları smelter'ın içine atıyorum. Gördüğün gibi proses işlemeye başladı. gayet iyi abi. Bakayım şu enerjimiz. Gayet de güzel enerjimiz var. İyi enerji de yapıyoruz. Abi bunların iç taraflarını sağ klikle mi görebiliyoruz? Nasıl Evet, yapıyoruz? Ben sağ tıkla bastığın zaman nasıl şöyle olduğunu bir görebiliyoruz. o bir şey oldu abi. Söktün mü? Galiba sökmüş Tamam olabilirim. Kenan. Elindeki hammer'la Evet. tıkladığın için. Tamam abi onunla. Hop. Bu arada abi magmatik dinamolardan biri benim Abi at onu üstümde bana şu anda. gelsin. Şöyle atıyorum abi. Bozarım bir şey olur şimdi. Aman. Aman bozulmasın Kenan. Bu arada iron'larım yok. Gold var. Onlar pişerken Kenan bakalım şeylerimiz ne durumda. Binder'larımız o bayağı güzel. Güzel güzel olmuşlar. Bunları Evet da abi. top. Abi yukarısı için bir crafting table daha yapalım. Tamam, ben onu halledeyim abi. Tamam, sen bize 2-3 tane crafting table yap, yukarı götürelim. Odunlarımız ha burada var. Şimdi abi bu o yapılırken. Şimdi arkadaşlar fruit condit yapmak için de bizim quite clear glass'a ihtiyacımız var. Bunun da kolay yolu aslında bir tane chisel yapmak. Hemen bir tane yapalım. Evet. Bu şekilde bir chisel yapıyoruz. Chisel farklı materyalleri işlememize yarıyor Kenan. Aha. Mesela tıkladım. Camı koyuyorum abi. Hemen quite clear glass yapabiliyorum. Bundan da 20 tane yapayım. Hemen gelelim. Oo. Oyun fark etti abi. Oyun Oyunda birleşti. bana bir Buna fark etti. achievement sağladı. Geliyor mu abi şeyler? Geliyor abi. 3 tane yaptım. Daha yapayım mı? Yeter 3 tane. Tamam. Farklı farklı noktalara koyarız. Ne olur ne olmaz şu elimdeki odunları bırakayım da uçarım, kaçarım, düşerim. Bir şeyler olur abi. Ne olur ne olmaz. Yedeklemekte fayda var. Gel abi Yani yukarı. geliyorum abi peşindeyim. Şimdi abi senin o yaptığın crafting table, tamam mı? Aha. At bana. Şöyle. Şimdi bu normal Minecraft'ın vanilya crafting table'ı. Bir tane daha Bunları var abi. Atıyorum. Tinker Construct'ın haline çevirmek için tekrar bir tane daha koyuyorum. Gördüğünüz gibi crafting station oluyor. Crafting station'lar daha kullanışlı. Hemen bir tanesini şuraya çakalım. Kullanalım abi. Şimdi abi öncelikle fluid conduit'imizi yapalım. Hı. Bunun için üst tarafa binder'ları koyuyorum. Altına da quite clear glass'larımızı koyduğum zaman ve gayet güzel. Hadi biraz daha koyalım. Her tarafından 8 tane veriyor. Hop 24 tane fluid conduit'imizi yaptık. Tamam bunu alalım. Hatta şöyle yapayım Kenan. Burayı hazır tutayım ben. Hı. Ne koyayım? Şeylerimiz ne durumda? O. Conductive iron'larımız da olmuş. Bunlardan da elektrik kablolarımızı yapıyorum. Toplam 16 tane. Şimdilik bize yetecektir. Şimdi Kenan, item'ları taşımak için bir kablo yapacağız. Bunun için de Ender'a ihtiyacımız var. Geliyorum abi. Hemen ben canavarlardan düşen Ender Eye'lardan. Kaç tane varmış abi? 2 tane var.
Bununla pulsating iron yapacağız. Vallahi Kenan peşimden koşmaktan yoruldum. Abi ne yapayım? Öğrenmeye çalışıyorum abi. Böyle böyle. Bu arada Ya. şey yazsa abi canavarlar spam olmuşlar. Biraz öldüreyim mi onlardan? Yok Bir abi gerek yok. Yetecektir. İki tane iron koyuyorum. İki tane de ender pearl'ü koyuyorum. Bunlar da pulsating iron olacaklar. Onlar da pişe dursun. Şimdi Kenancığım, Evet burada abi. gördüğün gibi bir sürü lav üretiyoruz. Bu lavları depolamamız lazım. Tabii. Tamam. Bunun için de bence en güzel yöntem dram yapmak. Hemen Tamam. bakalım dram için yeterli malzememiz var mı? Yani bir varil yapacağız abi. Aha. Bakalım Biliyorsun nasıl. abi, hazıra lav dayanmaz diye bir atasözümüz de var. Kesinlikle. Şimdi abi bunun için bir tane kazana ihtiyacımız var. Kazanı şu şekilde yapıyoruz. Tamam. Aha, gördüm abi. İki tane pressure plate'e ihtiyaç var. Onları da şu şekilde yapıyoruz. Hemen koydum. Altına üstüne yerleştiriyorum. Hop, iron'ları da kenarına koyuyorum. Ve bir tane drum yaptı. Şimdi Kenancığım, Minecraft'taki sıvı ölçü birimi bucket. Yani bir kova. Aha. Bu Evet abi. gördüğün varil tamı tamına 256 tane kova şey alabiliyor. Lav alabiliyor. Lav alabiliyor. Ya Lav da başka da şeyler de koyabiliyoruz tabii galiba, değil mi? su da Az. koyabiliriz. Başka bir şey. Abi bunu şöyle yerleştirelim. Şimdi abi fluid conduit yapmıştık. Bunları da gördüğün gibi crucible'larımızın yanına koyuyorum. Vay be. Şimdi buradan çıkan lavları tıkladığım zaman, ters tıkladığım zaman bir tane arayüz var. Bu arayüzden extract deyip redstone sinyal modunu kapattığım zaman hop hava. Evet. Hepsini aynısını yapıyorum. Gördüğün gibi drum'un içine dolmaya başladı. Evet abi zaten rengi değişti. Vay be. Buradakini de insert yapıyorum. Hop içine doluyor. Ters tıkladığım zaman da şu anda 30 kova içinde lav var. Otomatikman çekti. Bir taşma durumu falan yok değil mi abi? Yanmıyor Yok, yok, hayır. Tekrar bunları dolduralım. Lav üretmeye devam etsin. Kenancığım bakalım. Bak. Bu arada plating iron'larımız olmuş. Hemen onları da aldım. Abi bunları nugget'a çeviriyorum. Nugget. Hop 18 tane nugget çıktı. Bunları da aynı şekilde item conduit yapmak için ortasına koyduğum zaman hop tam 48 tane kablo çıktı. İtemleri taşımak için. Şimdi Kenancığım otomasyonumuza devam ediyoruz abi. Evet abi. Burada gördüğün gibi otomatik olarak cobblestone üretiyoruz. Aha. Tamam. Bizim lav üretmemiz için cobblestone'a ihtiyacımız var. Bu ikisinin arasında bağlantı kurarsak o da Kesinlikle. oradan Hop. otomatiğe bağlanacak. Şuradan kabloyu koydum. Diyorum ki buna kart. Sana abi kablomuzu çek. O şekilde seri bir şekilde bağlayabiliyoruz. Kenancığım sana bir tane ben kurbağacık yapmıştım. Ha, burada abi. Şimdi bunları ters tıklayarak şu anda gördüğün gibi oklar yukarı yönde. Bu çıktığını gösteriyor. Tamam. Ters Tamamdır. tıklayarak gördüğün gibi okları aşağı yöne çeviriyoruz. Kablonun Şu altını. şekilde yapıyorum abi. Evet. Hepsini tamamla. Oh, benim şey mi Sıkıntı gitti? yok. Orada kırdın onu. Ah. Sorun yok. İki kere tıkladın. Ben tekrar yerleştireyim. Kenancığım öğreneceksin. Abi öyle de heyecanlanıyorum. Bir de patlarız, gümleriz. Yok abi niye patlayalım gümleyelim, sen hiç merak etme. Tamamdır abi. Evet şimdi gördüğün gibi otomatikman bittikçe cobblestone'lar burada otomatik üretiliyor. Üretilip kablodan geçiyorlar. Crucible'ların içine doluyorlar. Üretilen lav da gelip nereye doluyor? Varilimize doluyor. Varilimize doluyor. Bu varilleri de arttırmamız gerekiyor galiba değil mi abi Tabii ilerleyen ki şeylerde? ileriki seviyelerde daha büyük depolama araçları kullanacağız. Şimdi Kenancığım en son kablomuza geldik. Elektrik kablomuz. Çünkü Aha. biliyorsun magma crucible'lar yapmış, pardon. Magma jeneratörler yapmıştık.
Gördüğün Evet abi. gibi. Şimdi bunu buradan söküyorum. Hoppa. Şimdi buraya geldim. Ha, buraya bir enerji alanı üreteceğiz. Bunun için buraya mesela buradan başlayarak yapalım. Bir tane dinamomuzu koydum. Bir dinamomuz daha vardı. Onu ben sana Verdim. vermiştim abi. Onu da yerleştirdim. Tamam. Şimdi abi bunlar lavla çalışıyor. Kova kova lav doldurmaya bunlara gerek yok. Tabii. Aynı Oradan da. şekilde hop buradan kablomuzu döşüyorum. Buradan kart diyorum. Extract moda. Otomatikman ne doluyor? Resmen teknoloji. Ve bunlara da bir elektrik kablosu koyuyorum. Buradan çıkan enerjiyi almak için. Ve bu da otomatikman enerjiyi hangi makinamıza bağlarsak ne olacak? Hatta şuradaki artık el ölçüm artırımımızı alabiliriz. İlerleyen aşamalarda elektrikli makineler yapacağız herhalde abi. Kesinlikle abi. Artık şu sivleme olayından kurtulacağız. Elektrikli makineler yapacağız. Biz bayağı tatilci olacağız abi bugün ise. Aynen öyle. Hatta şuraya bir ufak bir elektrik makineleri için ne tarafa yapalım abi? Şöyle Vallahi. koyayım. Buradan elektrik alsın. Şöyle koydum. Sonra arkasından bağladım. Gördüğün gibi birleştirdim. Artık gördüğün gibi hiçbir şeye dokunmadan taşımız üretiliyor. Bunlar gidip crucible'ların içine doluyor. Doldukları zaman lava çevriliyorlar. Varilimizin içinde depolanıyor. Varilimiz de otomatikman dinamolarımıza veriyor. Dinamolarımız elektrik üretiyor. Üretilen elektrik de makinalarımızın içine doluyor. Abi resmen yani ne diyeyim abi ben. Yavaş yavaş Kerencim. Yavaş yavaş otomasyonun dibine vuracağım. Hakikaten abi. Abi. Fabrika oldu ya resmen. Kesinlikle. Evet Kerencim, bu bölümün de sonuna geldik. Arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda bulunmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.